Herkese selam, hoş geldiniz. Çok fazla sorduğunuz için ve istediğiniz için sizlere şu anda fon videosu çekiyorum. Fonların yıllık stopaj vergisi ne kadar, yönetim ücretleri ne kadar ve aynı zamanda katılım fonlarını lütfen bizim için inceleyin diyen çok fazla kişi olduğundan dolayı sizlere 31 adet fon incelemesi yapacağım. Bütün hepsinin detaylı bir şekilde beraber ekran görüntülü olarak inceleyeceğiz. Hatta sizlere de göstereceğim kendiniz de girerek bunları inceleyebileceksiniz arkadaşlar. Ben size balığı vermiyorum. Size balığı nasıl tutabileceğinizi öğretiyorum. Benim bakış açım bu ve bu şekilde öğretmeyi tercih ediyorum. Şimdi bu harika videoya geçelim ve detaylı bir şekilde inceleyelim. Lütfen başlamadan önce benim için çok önemli destek olmak için ve kanalımın büyümesi için kanalıma abone olmayı aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoma geçebiliriz. Her zaman olduğu gibi gümüş fonuyla başlıyorum. Ak portföyün gum kodlu gümüş fonu. Bakın ben buraya giriş yaptım. Şimdi sayfaya giriyorsunuz. Ak portföyün kendi sitesi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatlamaları her şey burada mevcut. Bir ayda 6 ayda ne getirmiş. Şimdi asıl konumuza gelelim. Arkadaşlar bu fonu saat 11 ile öğlen 1'e kadar sipariş verdiğinizde bakın alış varıları 1 diyor. Bir gün sonra hesabınıza geçiyor. Fakat sattığınızda iş değişiyor. 3 gün sonra hesabınıza yansıyabiliyor. Bazen çok fazla soruyorsunuz. Hatta cuma günü mesela siz talimat verdiğiniz zaman nerede benim fonum? Salı günü oldu, kaç gün geçti? Hafta sonu tatil arkadaşlar saymıyorsunuz. Hatta bazen yurt dışında o gün milli barem oluyor veya bir şekilde kapalı oluyor piyasa. Yansımıyor. Bize 4 gün, 5 gün hafta sonu girdiyse bazen 5 günde yansıyabiliyor. Bundan dolayı da uyarmak istedim. Çok uzun bir video olacak bu. Lütfen atlamadan izleyin ve çok fazla soranlar olduğu için detaylı bir şekilde irdeleyeceğim. Bilenler varsa atlayıp bir sonraki fona geçebilir. Evet arkadaşlar bakın burada görebiliyoruz. Sayfayı aşağı indirdiğiniz zaman yönetim ücreti %2.9 vergi yok. Gümüş fonunda vergi 0. Bilginiz olsun. Bakın şöyle aşağı doğru indiğiniz zaman da burada yönetim ücretini fon yönetim ücreti yatırım fonlarında ürünün yönetim süreçleri karşılığında toplam büyüklük üzerinden alınan ücrettir. Her gün itibariyle fon fiyatına dahil edilip otomatik muhasebeleşir. Yani tabii ki de burada günlük olarak bu muhasebeleştiği için siz bunu satarken görebileceksiniz zaten. Vergi olsaydı eğer 110 zaten sizden vergi kesecekti genelde yabancı fonların çoğunda bu var. Yerli fonlarda vergi dahi yok zaten. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve risk değeri zaten 7 en büyüktür. Bunun da risk değeri bakın 2 4 6 7 kırmızı oluyor ve en fazla risk değeri oluyor. Yani çok fazla hızlı bir şekilde yükselebilir, açılabilir de bunu aslında ifade ediyor. Tabii ki paranız yok olmaz. Bakın burada fon değeri yani 1 milyar TL değerinde bir burada bütçe var. 1 milyar 139 milyon 815 bin TL olarak bayağı bir yoğun bir şekilde burada giriş var arkadaşlar, yatırım var. Önerilen vadesi de 12 aydır. Sizler de kendi sitesine girersiniz. akbankın akportfey.com.tr'ye girersiniz ve inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar, ikinci fonumuz AES'e. Hep aynı fonlarla başlıyorum fakat sırasına göre gidiyorum. Ben bir yıldır neredeyse bu şekilde takip ediyorum. Şöyle aşağı indiğimiz zaman et evet burada bakıyoruz şu anda. Bildiğimiz gibi bir yılda %60 kar aldık. iki yılda %368. Baya iyi. Bu da yine aynı şekilde eğer 11 ile 1 arasında sipariş verirseniz ertesi gün hesabınıza yansır. Satarken de 3 gün sonra yansır yabancı olduğunu gördüğünüz zaman ne geliyor aklınıza? Herhangi bir tatil veya kapalı durum olduğu zaman yurt dışında sizin hesabınıza özellikle hafta sonu dahil olmak üzere iki günü saymıyorsunuz. Herhangi bir tatilde geç düşebiliyor o kadar. Bilginiz olsun bakın bunun mesela riski 7 üzerinden 7. Gümüş fonunda 6 idi. Döviz bazlı bir fondur yabancı olduğu için bu da yine yüklü bir şekilde 1 milyar 113 bin TL'lik bir burada değeri var fon büyüklüğü. Vergisi %10 satarken sizden %10 vergi keser. Stopaj vergisidir. Yönetim ücreti bu da yine yıllık gümüş fonu gibi %2.9'dur. Burada bakın dağılımlarını görebiliyorsunuz. Sizler kendiniz yine aynı şekilde buraya girip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini tek tek üzerine durursak video bir saate geçecek. Çok fazla sizi sıkmak istemiyorum. Bakın burada yönetim ücreti ve stopaj oranı nedir? detaylı bir şekilde burada görebiliyorsunuz. Bunları ben geçen sene aldıklarımı sattığım zaman benden %10 vergi kestikleri için oradan biliyorum. Bunu da bu şekilde size söyleyebilirim. Ak Portföy'ün Petrol Yabancı BF Fon Sepeti Fonu. Geçiyoruz burada. Üçüncü fonumuz arkadaşlar. Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu. Aşağı iniyoruz. Risk seviyesi 7 üzerinden 6. Bakın burada 2 yılda %87 bunu incelemiştik zaten. bir ayda %-14 neredeyse vermiş. Yatırım önerisi değildir. Tam bir alım noktasında ben alırım. Enerji fonu ve yabancı döviz bazlı. Bak yine burada T1 ve T3 alışta bir gün sonra veriyor size. Eğer 11 ile bir arasında verirseniz her fonu tekrarlamak istemiyorum. Sabahları 11 ile her gün bu arada sabahları fonlar işlenir. Siz her gün 10'da girerseniz o fonun fiyatını göremezsiniz. Bir önceki günün tutarlarını, karlarını ve zararlarını bir sonraki gününde görürsünüz ve saat 11'de işlenir. 11 ile 13 arasında verilen siparişler de aldığınız zaman bir gün sonra hesabınıza yansır. Birden sonrakiler 2 gün sonra yansır. Satış faturalarında de bakın 3T artı 3 yani siz 3 gün sonra hesabınıza görebilirsiniz. Yabancı olduğu için tekrarlamıyorum. Siz zaten artık öğrendiniz bunu. Arkadaşlar bakın burada büyüklüğünü görebiliyoruz. 433 milyonluk bir fon büyüklüğü var. Aslında çok da fazla değil mesela diğerlerine göre neredeyse 3 katı düşük değil mi? Yatırımcı sayısı 45.190 sadece. Ama fena değilmiş yani bu. Diğerleri 9 bin olabiliyor bazen. Vergisi %10, yönetim ücreti ak portföy demek ki sabitli herhalde. %2.9 Bunu tekrarlamıştık zaten. Aşağı iniyoruz burada. Grafiklerini görebiliyoruz. Burada yine inceleyebilirsiniz. Stopaj ve yönetim ücretlerini. Enerji fonu arkadaşlar bende uzun zamandır vardı. Ve yine tabii ki karlı bir şekilde aldım ve çıktım. Tekrar giriş yapacağım. Neden çıktım diyenler var. Bildiğiniz gibi MTV motorlu taşıtlar vergileri değişti. İki defa çıktı. Yani her şey olabilir. Ben karlarımı realize edip çıkmam lazımdı. Tekrar giriyorum. Benim uygulamış olduğum bir taktik. Hatta saygıdeğer Cihat Çiçek var. Hocamızdır kendisi. O da bu şekilde yapıyor. Ben de böyle karlarımı realize edip tekrar giriyorum. Çünkü ne olacağı belli değil. Vergileri bir anda artırsalar örnek veriyorum. Diyelim ki ben girmişim 30 bin liralık mesela. Şimdi 30 binde 110 karım olsa 3 bin lira neden %10 stopaj vereceğime %40 veya 50 mesela örnek veriyorum vereyim. Bundan dolayı da ben bu şekilde eğer %60 70 bir şekilde karlarım varsa realize edip tekrar çıkıp giriyorum. Bu şekilde yapıyorum. Tabii ki sık sık alıp satmıyorum. Bu da ayrı bir şey yani. Mesela 8 ay önce girmiştim. %60 karım olmuştu. Aldım, çıktım. Dolar bazlı bu arada. Bir de şunu söyleyeceğim. Yorumlarda bazen görüyorum. Bazı hisse senedi yatırımcıları bana diyor ki ya %60, %80 kar ne ya diyor. Biz burada %200 aldık, %300 aldık diyor. Arkadaşlar yani ben de TCD'den %200 aldım. Şimdi ona bakarsak mesela aynı zamanda şu da var. 1000 lira, 2000 lira alımlarla %300-400 karlar farklı. 50 bin, 100 binlik alımlarla %60, %80 karlar farklı. O yüzden yani bunu bu şekilde değerlendirelim bence. Kimin ne kadar yatırım yaptığını bilemeyiz. O yüzden de ikisi aynı oran olmuyor. 1000 lirada %300 baktığımız zaman ne olmuş oluyor? 4 bin lira olmuş oluyor. Ama diğer türlü 100 bin lirada yani yüzde 50 ne oluyor? 150 bin lira olmuş oluyor. İkisi arasında çok fark var. Bazen oranlar düşük görünse de edilen karlar büyük olduğundan dolayı vergi riski doğduğundan da biz ne yapıyoruz? Karlarımızı realize edip tekrar giriş yapıyoruz. Bunu da söylemek istedim. Her yorumda bu şekilde cevap vermek zor oluyor. Lütfen Biraz yani bakış açınızı değiştirin. Her açıdan bakmaya çalışın. Evet arkadaşlar bir diğer fonumuzda MTX kodlu TEP portföyün Metaverse ve dijital teknolojiler değişken fonu. Bakın burada risk değeri 6 numarada. Bakın burada işlem başlangıç saatlerini söylüyor ve bitiş saatini söylüyor. 9'da 13 olmuş arasında işleme izin veriyor. Arkadaşlar bakın çok güzel bir burada fonun karşılaştırma ölçütü var. Bakın burada 165 oranında Nasdaq borsasında Yevno Metaverse Total Return indeksinde ve 120 BIST Teknoloji Getiri Endeksinde 15 BIST KYD Özpa Sabit Endeksinde burada toplama %100 yapıyor. Bu şekilde harika yani ben çok beğendim. Açıklamaları var. T portföyü gerçekten tebrik ediyorum bu konuda. Basit yani her şeyi tek seferde burada görebiliyorsunuz. Sayfa indirmiyoruz. Toplam fon değerini burada görebiliyoruz zaten. Bu da yine yüklü bir şekilde Bakın bu da yine 106 milyon 674 bin 955 lira toplam fon değeri. Giriş tarihi burada 12 Nisan 2022. Burada fonun fiyatı 1.76 kuruş. Fon yönetimi ücreti yıllık arkadaşlar bakın %3. Çok iyi. Sizler gelip bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Zamanınız varsa gelebilirsiniz. Bakın burada performansını söylüyor. Yani 1 liradan girmiş %74 fon getirisi olmuş. Aşağı yukarı Nisan demiştik. 2023 Nisan'ı geçtik. Ya yani bir buçuk yıla yakındır böyle bir kar vermiş. Sonuçta sepet olarak burada kalabilir. Metaverse dijital teknolojiler yani Nasdaq teknoloji fonları. Bu da yine değişken olduğu için içerisindeki yatırım yaptığı hisse senetlerini değiştirebiliyor. Ve yabancı bazı olduğu için de zaten belli bir kısmı yoğunluğu yabancı kaynaklı olduğu için doların yükselişinde biz aynı zamanda ekstra karlarımızı almış olacağız. Bu şekilde arkadaşlar MTX fonu. Bakın burada UV fonu Tefas'ta ilk olarak bir Şubat 2022'de görünmeye başlanmış. Bakın burada inceliyoruz zaten yabancı döviz, yabancı bazı bir portföy olduğu için birçok şirket var. Bakın burada hangi firmalara yatırım yaptığını görebiliyoruz. Hatta şöyle dikkatimi çeken Tesla, Nvidia mesela burada çift firması Nvidia hatta oyun oynanabilir ee, Ekran kartlarında Nvidia ağırlıklı olarak üretim yapar. Bu şekilde güzel bir siteymiş. Borsa ve yatırım.com Burada bütün hepsini mesela bakın Monex grubun Tokyo Japonya merkezleri finansal hizmetler şirketiymiş mesela. Çok güzel bilgiler var. Yani böyle bu tarz mesela bilgileri paylaştıkları için de teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Yönetim ücreti arkadaşlar yıllık %2.5 Bu şekilde burada görebiliyoruz stopajı da %10. Bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Bir zamanlara yıldızı AFA, AK Portföy, Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu. Arkadaşlar teknoloji şirketlerini hisse senetlerine yatırım yapan bir fondur bu. Evet bakıyoruz şu anda 2 yılda %192. Demiştim ya bir ara ciddi şekilde iyi yerlerdeydi. Bakın şu anda bir ayda %2.38 ama eksi. Bende vardı satmıştım ve karımı aldım. 60-70 civarında bir kere almıştım. Zaten bir yıllara burada görünüyor. Bakın yıl başından beri yüzde 73. Zaten bende de 8 aydır falan vardı bu fon. Burada alış ve satış yine aynı şekilde 1 ve 3 gün arasında. Burada evet vergisi yıllık yüzde 10. Yönetim ücreti yüzde 2.9. Fon büyüklüğü de bir hali yüksek. 1 milyar 916 milyon 911 bin TL fon büyüklüğü var. Bu da neredeyse 2 milyar TL. Bayağı iyiymiş. Risk yani oynaklık değeri 7. Maksimum seviyede. Bakın burada yabancı hisse oranı %97.5. Müthiş bir rakam. Direkt yabancı yani döviz bazlı teknoloji nazlak hisse senetlerine yatırım yapıyor. AFA yatırım enerjisi değildir. Tam bir alım noktasında ben alıyorum zaten. Sizler de kendinize uygunsa girebilirsiniz. Ben bir şey diyemem. Evet arkadaşlar benim yeni starım Inveo Portföy'ün altın fonu içerisinde ters depo ve kıymetli madenlere yatırım yapıyor. Bakın burada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yıllık yönetim komisyonu demiş burada 0.90 Bakın burada net varlık tutarı yazıyor zaten 73 milyon 583 bin TL. Getirilerini bu şekilde bize sunmuş imveportfey.com Risk ölçeği, risk seviyesi 6 puan. En üstün bir 6. Burada birçok bilgiler görebiliyoruz. Ve teşekkürler diyor biz aynı şekilde. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu güzel sunumu bizlerle paylaştığı için. Bir sonraki fonumuzda TGE. İş portföyün MTA yabancı BF fon sepeti fonu. Bakın bizlere burada böyle bir Excel formatında bir çıktı vermişler. Uygulanan yönetim ücreti oranı günlük diyor. Yani TG şurada mesela. Bu çok kuruştu bir şey. Coin fiyatı gibi oldu bu şey gibi yani yeni çıkan coinler. Yıllık olarak da %2.96 yabancı olduğu için benim tahminimce vergisi yani stopajı %10'dur diye tahmin ediyorum. Bir sonraki fonumuz Taciler Portföy Değişken Fon. Her zaman söylüyorum. Son 5 yılın son şampiyonlarından birisi kendisi. En sonki paylaşımımda bir hafta olmuş olmamıştır daha. 5 yılda %3083 artış göstermiş. Buradan Taciler Porfe'ye gerçekten bu değişken fonu müthiş bir şekilde yönettiği için teşekkür ediyorum. Kendi adıma ve devam edelim videomuza. Bakın risk profilinde 7 puan vermişler. Çok oynaklık seviyesi fazla diye. Arkadaşlar fonun yönetim ücreti %2. Bakın varlık dağılımları %85 hisse senedi. Bunda arkadaşlar stopaj vergisi yok bilginiz olsun. Türkiye'deki hisse senetlerini %80 ve üzerinde Getirim yaptıklarında vergilendirme stopaj alınmıyor bilginiz olsun bu şekilde. Bakın %2 ters depo, %2 döviz vesaire vesaire. Bu şekilde bilgi vermiş olayım. Taciler Portföy'ün değişken fonu çok ciddi, başarılı bir fondur. Getirim önerisi olmayıp her sene, her ay, her gün alınabilecek bir fon. Ben vazgeçemem. İsterse %10 bin yapsın ben yine alırım. Normalde kesinlikle ve evet kesinlikle mesela bakın Marmara Kapital vardı. Bugün inceleyeceğiz. Bende vardı, sattım. İnanılmaz yükselmişti. Almadım ama Taciler portföyün değişken fonuna karşı ayrı bir sempatim var. Bilmiyorum niye olduğunu. Ben alacağım bunu söyleyeyim size. Bir sonraki fonumuz Deniz Portföyün Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fonu DYN kodlu fonu. Arkadaşlar bakın yönetim ücreti yıllık olarak %2. Risk seviyesi 5. En üstün 2-6. Yıllık getirisi %94.93. Gayet iyi. Aylık eksi biliyorsunuz severiz. Burada dağılımını görebiliyorsunuz. Bakın. Çok güzel yani. Bu da yine Deniz Portföy güzel bir şekilde yapmış. Tasarımcılarını tebrik etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar vergilendirme gerçek kişiler yani bizleriz. Tüzel kişiler de firmalardır. Burada son katılma payında %10 bir kazançtan vergi var. Bilginiz olsun. Eğer siz şahıssanız bir bireyseniz şirket olarak almıyorsanız bilginiz olsun. Bir diğer fonumuz HCB kodlu. Hedef portföyün birinci değişken fonu arkadaşlar. Geçen sene bende olan ve izlediğim bir fon. Takip ediyorum. Yönetim ücreti yıllık 2.5. %2.5 stopajı %10. Risk değeri %6. Arkadaşlar değişken olduğu için bakın burada yapmış olduğu yatırımları görebiliyoruz. Repoda %74. Yüksek. Yatırım fonu 115. Burada ufak bir mevduat görüyorum. Bu şekilde böyle inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hedef portföyün birinci değişken fonu. 12. fonumuz arkadaşlar IKL İş Portföyün Sağlık Şirketleri Karma Fonu. Burada inceleyeceğiz. Şimdi yönetim ücretlerine bakalım. Evet IKL bakın burada İş portföyün sağlık şirketleri karma fonu. bir yıllık ücreti var, yönetim ücreti var. Bakın arkadaşlar, ÖKL'nin asgari 280'in devamlı olarak sağlık sektörünü faaliyet gösteren şirketlerin veya bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarını ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına vesaire vesaire yabancı bazı bir fon bu. Risk seviyesi 6 puan almış. Yabancı menkul hükümetler Yabancı özel sektör, özel sektör borçlama araçları hisse senedi %10 vesaire vesaire. Arkadaşlar bakmadan geçiyorum direkt bunun vergilendirmesi %10'dur. Bilginiz olsun. Yabancı kaynaklı olduğu için. Bir diğer fonumuz arkadaşlar. ITP kodlu iş portföyün teknoloji karma fonu. Bakın burada fon yönetim ücreti yıllık %2.5. Yılbaşından beri %76 getiri vermiş. %50 nazlak diyoruz. %25 Global S&P Teknoloji Net Total Return Endeksi %5 BIST Teknoloji Getir Endeksi ve %20 de BIST'in ÖSPA Sabit Endeksi diyor. Bakın yabancı yine ağırlıklı bir fon olduğu için bunun da yine vergisi %10'dur. Stopaj vergisi bilginiz olsun arkadaşlar. İş portföyünde gerçekten sitesi çok güzel. Risk seviyesi 7 puan. Oynaklık riski en fazla seviyede. Sevdiğim bir yabancı teknoloji karma fonu bu. Yeterim önerisi değildir. Girilebilir mi? Girilebilir. Bakın burada eksi 0.8 euro eksi 3 bu arada. Dolar da eksi 5 getirmiş bir ayda. Biz 100 yüzde 11.600. Yani şu anda eksi olduğu için anlayabilir. Dolar bazlı bir fondur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir diğer fonumuz GBV kodlu blockchain teknolojileri değişken fon. Bendeki blockchain teknolojilerin çoğu zaten farklı olduğu için 2 ya da 3 tane maksimum tabii ki 2-3 olabilir en fazla alınabilir. Ama 2'yi öneririm genelde. Aynı değerde fonlar varsa zaten 2 tane alınabilir yani. 3. çok gerek olmuyor ama içerini incelemeniz lazım. Eğer farklı yerlere yatırım yapıyorsa 3 tane alabilirsiniz. Mesela blockchain blockchain ama farklı farklı şeylere ağırlık vermiş mesela örnek veriyorum anlayabilir. Arkadaşlar fonun yönetim ücreti yıllık yüzde iki buçuk. Zaten hiç söylemiyorum. Bakın yabancı zaten 65, 25 neredeyse 90'ı yabancı. Yüzde on bir vergi, stopaj vergisi var. Fonun büyüklüğü küçük burada bakın. Sadece 143 bin liralık bir fon değeri var. Bu şekilde Bakın bir ayda 0.87 sepet yapılabilir bunu bu arada. Yeteren üniversite değildir. %76 bir yıllık. AK ardından beri %185 vermiş. Ne zaman halka ardı olmuş? 3 yıl mesela yok. Acaba 2 yıllık falan mı? 2021 10. ay. Hakikaten de tam 2 sene olmuş. Evet. Geçelim. HSA HSBC portföyün değişken TL fonu. Bu yoğun bir fon olması lazım benim bildiğim kadarıyla. Bakın arkadaşlar hisse senetlerine %71 yatırım yapıyor. Finansman bonusu var ağırlıklı olarak gördüğüm. Başka ne var? Diğer var. Devlet tabirine yatırım yapmış. Hazine bonusu, katılma belgesi vesaire vesaire. Evet burada bakın gösteriyor zaten. Arkadaşlar burada Günlük yönetim ücreti 100.000'de 6.85 yani muhtemelen 30-0 yana gelirsek burada ne olmuş oluyor? Sanırım günlük %0.6'ya tekabül ediyor yönetim ücreti ve TL yoğun fon olduğu için zaten burada bir stopaj vergisi yok 0. Bakın şöyle mesela bir yıllık getiriye bakalım burada inceleyelim. Bu BIS 100 olması lazım. %203. Bakın burada fonumuz %147 getiri sağlamış. Bir sonraki fonumuz arkadaşlar benim 2-3 ay önce çok ciddi güzel kar aldığım bir fon. İş portföyüm biz teknoloji ağırlık sınırlamalı endeksli hisse senedi TL fonu yani hisse senedi yoğun fonu. Bakın burada yılbaşından beri 135 getiri vermiş. Görebiliyoruz. Oynaklık seviyesi, risk seviyesi 7 en yüksek çok hareketli bir fon olduğunu gösteriyor bu. Arkadaşlar fonun yönetim ücreti yıllık %1.90. Burada yine alım ve satım. Ha şöyle mesela bunda alım T1, satım da T2. Yani sattığınız zaman 11 ile 1 arasında sattığınız zaman iki gün sonra hesabınıza geliyor. Aldığınız zaman da yine 11 ile 1 arasında yani 11 ve 13 arasında bir gün sonra hesabınıza yansıyor. Bakın burada fonun kuruluş tarihi çok eski 2001. Fonun toplam değeri 581 milyon 556 bin TL. Bu şekilde sizler de işportföy.com.tr'ye girebilirsiniz ve inceleyebilirsiniz. Yani kendiniz de buralara girin arkadaşlar inceleyin. Yoksa video herhalde bir saatten fazla sürecek. Evet arkadaşlar son 2 ayın neredeyse starı ve çok ciddi kar getirdi. Neredeyse 150'ye yakın kar verdi. Ve yatırım önerisi olmadan bütün çevreme aldırdığım bir fondur bu. Risk seviyesi 6 puan. Bakın burada tabi 6 aylık bir fon olmadığı için göstermiyor. Bir ayda %18 vermiş ama diğer ikinci ayda ciddi artışı var. Burada bakın yatırım yaptığı varlıklar çok önemli. İşte Alfa Solar Enerji çok ciddi artış sağlıyor. Gesan Girişim Elektrik Sanayi, Smart Güneş Enerjileri Teknolojileri, Kale Kimya kim, Maddeler, Ayan Enerji, Suven Tekstil, Panelsan, Aksa Enerji, hatta Euro Power Kontrolmatik Teknoloji yani Euro Power da çok ciddi arttı. Astro Enerji bunlar yıldız yani Koç Holding, Türk Traktör yani baya baya içerisinde güzel yatırımları var. Adından da gördüğümüz gibi büyüyen şirketler hisse senedi TL fonu. Arkadaşlar sıfır yani yüzde sıfır stopaj vergisi. Yönetim ücreti diğerlerinden biraz farklı dikkatimi çekti. portföy normalde %2.9'du yönetim ücreti ama Bunda %3.3. Dediğim gibi vergi %0. Şu anki fiyatı 1.50 zaten 1 lirayla çıktı. Bakın %50 artmış demek oluyor bu. Yatırım önerisi olmadan tabii ki de her zaman alınabilecek bir fon bu arada. Bence. Fakat geçenlerde Cihat Hoca paylaştı. Bir kişi ekran görüntüsü vermiş. Twitter'da görmüştüm. 5 binlik alım vermek istiyordu fakat alamamış. Çünkü neden? Arz dolmuş. Yani şu anda birileri satmazsa alamıyoruz. Bundan dolayı da almak isteyenler varsa bilgi olsun kendilerine bu şekilde geçiyoruz. Bir diğer fonumuz arkadaşlar yay. Yani AFT ile benzer bir fon aslında size söyleyeyim. Hani alan yayı almayabilir. Yayı alan da AFT'yi almayabilir. Teknoloji fonudur. Burada 155 Nazdan 100 yani bizim BIST 100 gibi sanırım teknoloji sektörü endeksi 135 Nasdaq'ın 100 getiri endeksine yani burada bayağı garanti önemişler. Bu şekilde endekslere yatırım yapmışlar. Risk değeri 7 puan. En yüksek puanda. Arkadaşlar halka arz tarihi 1990. Benden bir sene sonra doğmuş. Yay fonu. Bakın fonun birim fiyatı 496. Bu şu anlama geliyor aslında. Bizim şu an gördüğümüz 1 lira, 2 lira, 3 lira olan fonlar mesela 496'ya gelebilir demek oluyor. Fonun yönetim ücreti yıllık %3.25. Zaten söylememe gerek yok. Yabancı bir fon olduğu için bu fon %10 stopaj vergisi var. Bu şekilde ve şimdiki fonumuz MAK yani Marmara Kapital'in hisse senedi fonu. Bakın hisse senedi yoğun fon TL olarak. Arkadaşlar yönetim ücreti yıllık %1.75. Tüm pozisyonları bize çok güzel bir şekilde sunmuş. O yüzden kendilerine Teşekkür ediyoruz. İçerisinde Pınar Et, Türkiye Sigorta, Karel Tekfen Holding, Teknosa, işte burada bir sürü bir sürü Anadolu Sigorta, Türk Telekom, Doğan Holding, Pınar süt, Akbank, Göltaş, Tatkıda. Harika bakın sektörleri burada yine bize sunmuş. Çok güzel bir şekilde yapmışlar ve çok da başarılı bir fon. Uzun yıllardır şöyle 5 yılda neredeyse %2000'lerde karı var. Sizler de tefas kovtereye girip getirilerini inceleyebilirsiniz. Bakın burada getirlerinde görebiliyoruz arkadaşlar var olduğu tarihten itibaren neredeyse yüzde 5000 yapmış. 50 katı, çılgın bir rakam. Bakın halka sari 2014. Geçen bir paylaşım görmüştüm. 2012'de iPhone 5 yerine 1500-2000 yapmış sanırım. Alıp da bir tane hisse senedi vardı. E, Tofaş. Tofaş'ın hisse senedini alsaydınız diyor. 654 bin lira olacaktı diyor. iPhone 5 herhalde şu anda olsaydı annenize veya anneannenize verip kullanacaktı. Fakat Tofaş'a yatırım yapsaydınız 654 bin liranız olacaktı. Müthiş bir bilgi bu. Yani şu anda 11 sene olmuş. 2014'ü görünce aklıma geldi. 50 katı olmuş. 1000 liranız ne olacaktı? 500.000'in olacaktı. IJC. iş portföyü yarı iletken teknolojileri değişken fonu. Yani çip fonu arkadaşlar. Bakın. Şöyle görüyoruz. Zaten çip sıkıntısı var biliyorsunuz globalde. Risk seviyesi %7. Burada yatırım dağılımları var. Yabancı meykul hükümetleri %61. Çok iyi. Hisse senedi %34.73. Diğerleri de burada görülüyor zaten. Arkadaşlar fonun yönetim ücreti yıllık olarak %2. Fonun kuruluş tarihi 2021. Çok güzel bir fon, başarılı bir fon. Takdir ediyorum. 969 milyon TL değeri var şu anda. Bakın burada SMB Semiconductor Select Industry Net Total Return Endeksinde ve 135'te TL bazlı biz teknoloji ağırlık sınırlamasına getiri endeksinde yatırım yapmış. Bu şekilde 6 aylık ve yılbaşından beridir kendilerini görebiliyoruz getirileri. Yılbaşından beri %72 getiri vermiş. Çok eski bir fon değil bu. Bakın bir yılda %125 yapmış. 3 yılı zaten görebiliyorsunuz. Burada yok. Yok yani şu anda. Hatta bakın euro, dolar ve BIS 100, 660 yapmış. 3 yılda. TE3, İş portföyün İş bankası iştirakleri endeksi. Hisse senedi TL yoğun fonu. Benim yıldız fonlarımdan bir tanesidir. Fiyatı yüksekti. Bakın göstereyim size. Evet arkadaşlar bakın. Fonun net geliri yılbaşından beri %92. Yani son bir ayda 130 olmuş olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet %30 bakın. Yani takip ediyorum sıkı bir şekilde. Son bir ayda kağıt paralar çöp olmuş. Bisti görüyoruz bakın burada. Yani 130 çok güzel bir kar bir aylık için. Biliyorsunuz mevduat %3 veriyor. Bir de para koyuyorlar oraya gerçekten anlamıyorum. Bakın arkadaşlar fonun yönetim ücreti yıllık %1.90. Yıllık bu. Türkiye hissi senedi yoğun fon olduğu için hiçbir şekilde stopaj vergisi yok. Sıfır. Yani burada iş Bankası iştirakları içerisinde kendilerinin yatırım yaptığı zaten hisse senetleri var. Bir örnek mesela şişe cam gibi mesela örnek veriyorum. Diğer fonumuz arkadaşlar IPJ. İş portföyü elektrikli araçlar karma fonu. Fonun yıllık yönetim ücreti %2. Kuruluş tarihi 2018. Burada bol sıfırlı bir şey görüyorum. 1 milyar TL. 1 milyar 493 milyon TL. Söylemesi de zor. Bakın burada yabancı bir a evet. Bakın burada yabancı ağırlıklı bir fon olduğu için tabii ki vergisi maalesef %10 yıllık stopaj vergisi. Bakın burada %25 solaktif elektrik vesaire vesaire getiren endeksi bunları okumak çok zor arkadaşlar. %25 solaktif otonomuz elektrik vihalez indeks ve %25 vesaire vesaire lityum indeksi. Burada birçok şey var. Devam ediyoruz. Risk seviyesi 7 puan. Yüksekmiş. Getirisi aylık ne vermiş? Eksi mi vermiş? Evet. Eksi 6 vermiş. Hemen giriyoruz. Tabii ki de yetirme önerisi değildir. Girilebilir. Yani niye olmasın? Eksi vermiş. 130 kar de girmezdik. Instagram'a bir ablamız var biliyorsunuz. Bu şu an kaç lira diyor ya mesela? Şimdi kaç lira? Arkadaşlar fon şu anda düşük yani. Girilebilir. Fon birim fiyatı şu anda kaç lira? 7 lira. Peki seneye kaç lira olacak? Belki 14 TL olacak değil mi? Böyle bir espri yapalım, devam edelim. Evet arkadaşlar benim beğendiğim fonlardan birisi daha Deniz Portföy'ün Eurobond döviz borçlanma araçları fonu DBH kodu risk seviyesi 6 yönetim ücreti yıllık %1.25 yıllık getirisi %75 arkadaşlar aylık getirisi 0 bakın birim fiyatı 0.15 kuruş TL risk seviyesi 6 puan bakın burada 97.8% yabancı ne demiş %100 yabancı tahvil demiş. O yüzden de vergisi tabii ki bakın gerçek işi yani bizler %10 vergisi topacı var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yeterim üniversite olmayıp ben de bir seneden beri olan ve takip ettiğim bir fon. Devam ediyoruz. Ve bir sonraki fonumuz arkadaşlar. HSBC portföyün hisse senedi TL fonu HVS kodlu. Güzel getiri verdiğini düşünüyorum. Bakalım buradan mesela izleyelim. %10 vermiş Ağustos'tan beri. Fakat şunu şöyle 2022 yapı bir de Eylül yaptığımız zaman bakalım bir yılda ne vermiş? %167. Yani BIST'ten daha fazla getiri vermiş. Bakın %142 BIST %167 fonumuz. Arkadaşlar günlük yönetim ücreti yanlış hesaplıyor olabilirim. Burada 100.000'de 6.84 diyor ama bunu ben 3 sıfır yana attığım zaman ne olmuş oluyor? Ya 0.6'ya tekabül ediyor galiba. Şu an hesaplayamadım. Yani çok problem değil zaten o. Emin olun ben çoğunun hiç kaç para kesiyor bakmıyorum bile yani sattığım zaman. Ettiğim elde ettim. Kara bakıyorum. Çünkü zaten e, Türk fonlarında vergi yok. Yani sıfır vergi. O yüzden hiç böyle o ücreti falan bakmıyorum yani. Ne kesmiş ne yapmış. Arkadaşlar bugün sizlere çok farklı fonlar söyledim. Fark etmişsinizdir belki. En son yapmış olduğum 17 adet fon incelemesi vardı. Hatta şurayı bırakırım izlemeyenler için. izleyebilirler. YTD yatırım tavsiyesi değildir. Değil tabii ki de. Bu bir fon arkadaşlar. Soğuk bir espriyle başlayalım dedim. Fon yönetim ücreti yıllık %2. Risk değeri 7. HKS tarihi 2007. 7-7-7. Ve Yapı kredi portföyün yabancı fon sepeti fonu. Arkadaşlar bakın. YTR fonu. Burada bakın gördüğümüz gibi. Birazcık büyütelim sayfayı. Yabancı borsa yatırım fonlarına %91 yatırım yapıyor. Burada işte mevduat TL'sinde %1 var. Vadeli işlemler nakit teminatları ve yatırım fonlara katılma payları var. %6.58 oranında. Arkadaşlar yabancı ağırlıklı bir fon olduğu için artık hepsini söylemiyorum zaten. Tabii söylüyorum fakat Yıllık 110 stopaj vergisi var bilginiz olsun. Bir sonraki fonumuz arkadaşlar İPV kodlu iş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Döviz Fonu. Bakın burada kamu dış borçlanma araçları %62, özel sektör dış borçlanma araçları %24.75 fon var burada bakın 111. Arkadaşlar yılbaşından beri %150 kar vermiş. Bakın burada zaten yabancı yani adından da anlaşıldığı gibi evet değerli arkadaşlarım Fon yönetimi ücreti yıllık %1. Kuruluş tarihi 2016. Müthiş bir rakam var burada. 2 milyar TL. 2 milyar 708 milyon 96 bin TL. Fonun toplam değeri. Müthiş bir rakam. Herkes garanti önemiş tabii ki burada. Biliyorsunuz Eurobond olduğu için bunlar bono oluyor. Ve yabancı bono garanti getir demek. Bir ayda eksi vermiş. Garanti eksi vermiş yani. 3 ayda %20-21 civarında. 6 aylıkta %49 ve yılbaşından beri %50 vermiş. Yani %50 gayet iyi. 9-10 ay olsa %5. Ya bugün mevduata koysanız zaten %2,5-3 verecek. Hatta belki de vermeyecek bile şu anda. Yabancı olduğu için arkadaşlar %11 vergi olacağını tahmin ediyorum yıllık stopaj vergisinin Evet arkadaşlar katılım fonlarına sona bırakmıştım. Çok fazla kişi sormuştu ve bunları inceleyeceğim. Toplam 5 tane katılım fonumuz kaldı. İzlemek istemeyenler tabii ki de izlemek istemeyebilir. Saygı duyuyorum. Fakat bu katılım fonlarından da getiriler güzel. Özellikle faiz hassasiyeti olan kişilere saygın sonsuz. Fakat benim kendi görüşüm tabii ki de kar payı ya da işte faizin ben de karşılığı aynı olması ama hiçbir problem değil. Herkesin görüşüne dediğim gibi saygı duyuyorum ve katılım fonlarını sizler için de şu anda inceliyorum. Arkadaşlar geçen sene benim takip ettiğim bir fondu. Bakın burada Kızılay'a destek altın katılım fonu. Burada Kuvvet Türk'ün portföyünden bakıyoruz. Arkadaşlar fonun yönetim ücreti yıllık %0.30. Bakın burada hangi fonlar yani burada bakın burada fon yatırım stratejisi var. Varlıkları altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları. Işte altın dışındaki kıymetli madenler ve bunlara bağlı işte sermaye piyasa araçları. Katılma hesapları TL döviz altın. Ortaklık payları yurt içi yurt dışı vesaire vesaire incelebilirsiniz. Bakın buraya girip bakabilirsiniz. Fonun toplam değeri de 6.457.000 TL. Arkadaşlar birim fiyatı 6.79. Başlangıç saatleri 9 ve 13.30 arasında. Ya yani altın ağırlıklı bir fon. Eğer dediğim gibi faiz hassasiyeti olan kişiler varsa bu fonu alabilirler. Bu şekilde mesela son bir yıl diyelim. Ya yani fiyatına bakalım. Bakın başlangıç zaten 02 Aralıkmış bu. Daha bir sene olmamış. 0.0040'dan neye gelmiş? 0.0041'e. Yani çok böyle aşırı bir getiri vermemiş. Bunu söyleyeyim. Bir diğer fonumuz arkadaşlar. Ziraat portföyün katılım hisse senedi fonu. Yani hisse senedi yoğun fonu. Bakın burada ne güzel göstermiş. %77 hisse senetlerinde 16.59 katılma paylarında ve katılım hesabında da %6 gibi bir varlığı var. Arkadaşlar yönetim ücreti yıllık %2.25 ve risk seviyesi 5 puan. Burada bakıyoruz. Ve tabii ki de sopaj vergisi yok. Bir diğer fonumuz arkadaşlar yine ziraat portföyün kira sertifikaları katılım fonu. Bakın burada kira sertifikalarına %82 civarında 4.64 katılım hesabı. Katılma payı 4 ve döviz katılım hesabı %3.91 ve satın madde alım %5.46. Arkadaşlar fonun yönetim ücreti yıllık 1.5. Yani %1.5. Risk neredeyse yok gibi diyor. Risk seviyesi 2. Getirilere bakayım burada. Getiriler yazıyor mu acaba diye bakacaktım da. Grafiği yok. Ya yani sizler bakarsınız, bunları incelersiniz arkadaşlar. Çok uzun süre oldu çünkü artık yavaş yavaş sona gelmen lazım. Bir diğer fon arkadaşlar Ziraat Portföyü yine kısa vadede kira sertifikası katılım TL fonu. Bunda da %80 yine kira sertifikası var. Bir öncekiyle benzer bir fon. O da ZPG'ydi. Katılım hesabı %10. Satım vadeli alım %9. Ya yani bunları anlamadığım için çok yorum yapmıyorum. Bakın içerisindeki dağılımları görebiliyoruz. Fon yönetim ücreti yıllık 1.5 %1.5 ve risk seviyesi ilerisi yok gibi. Arkadaşlar son katılım fonumuz Ziraat Portföy'ün döviz katılım fonu. Bakın %89 kira sertifikaları ve %5.51 satım vadeli alım. %2 katılma payı ve euro da %2.74 yatırım yapmışlar. Fon yönetim ücreti yıllık %1.004. Fon risk seviyesi 5. Yani şöyle tabii ki de katılım fonlarını detaylı inceleme fırsatım olmadı fakat ben bunların birçoğunu bir yıldır takip ediyormuşum. Fakat sizler için gerçekten zaman ayırıp inceleyeceğim. Hatta özellikle sadece katılım fonlarına özel bir fon videosu yapacağım. Bunun sözünü veriyorum size şu anda. Çok uzun bir video oldu arkadaşlar. Lütfen işte uzun bir video çekin detaylı bir şekilde yıllık yönetim ücretleri işte stopaj vergisinin ne kadar olduğu vesaire vesaire gibi konularda çok merak ettiğiniz için video yapmamı istediğiniz ve uzunca bir video olmasını talep etmiştiniz. Ben de sizi dinleyerek yorumlara çok dikkat alıyorum bu arada. Özellikle oradan ben konu çıkartıyorum. Herhangi bir merak ettiğiniz bir soru veya bir öneriniz varsa veya videosunu yapmamı istediğiniz bir konu varsa lütfen yorumlarda belirtin. Her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Zaten siz görüyorsunuz. Umarım arkadaşlar videomu faydalı olmuşsunuzdur. Eğer faydalı bulduysanız bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen destek olmak için abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve bu güzel videoyu da önemli videoyu da arkadaşlarınızın izlemesini istiyorsanız onlara göndermeyi, daha sonraki videolarımdan en erken şekilde haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz ve hoşçakalın.